yargı temsilcilerini, Yargıtay, Danıştay, Sayıştay başkanlarını Erdoğan'la çay topladılar diye eleştirirken Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Başkanı Ta Strasbourg'dan Saray'a çaya geldi. Konuşmaları batılı kibrin bariz örneklerindendi. Yargı bağımsızlığına son veren, Saray'ı ziyaret edip adaleti katleden Adalet Bakanlığında konuşurken kendince hukuk dersi vermeye çalıştı. İktidardaki kişiler mahkemeleri kontrol edemez derken, mahkemeleri kontrol eden kişilerin yanından geliyordu. Ne cezaevlerinde adalet uğruna can verenleri andı, ne mahkemenin hiçe sayılan kararlarıyla mağdur olanları ziyaret etti. Mahkemesinin itibarını yere çaldı, gitti. Peki niye yaptı bunu? Konuştuğum bir Avrupa Konseyi milletvekiline yumuşak diplomasi yapıyorum demiş. Yani... Mahkemenin kararlarını uygulamayan, üstelik mahkemenin önüne sürekli dosya yığan Ankara'yı böyle ikna edebileceğini zannetmiş. İnanması zor ama ben bir başka unsurunda ziyarette etkili olduğuna inanıyorum. O da para. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi biliyorsunuz Avrupa Konseyi'ne bağlı bir mahkeme. Konsey 47 üyesinin yaptığı katkılarla yaşıyor. Türk hükümeti AB üyeliğine hevesliymiş gibi yaptığı dönemde yani 2015'te Avrupa Konseyi'ne yaptığı katkı payını 13.6 milyon Euro'dan 33.5 milyon Euro'ya çıkarmıştı. Bu Konsey'in toplam bütçesinin onda birine yakın bir rakamdı. Böylece Türkiye Almanya, Fransa, Rusya gibi en çok katkı sunan 6 büyük donör arasına girmişti. Meclis'teki temsilci sayısını artırmış, Türkçeyi de Konsey'in resmi dilleri arasına sokmuştu. Ancak Avrupa Konseyi Vaklav Havel ödülünü hapisteki eski Yarsav Başkanı Murat Aslan'a verince ve İnsan Hakları Mahkemesi'nden de Türkiye aleyhine kararlar çıkmaya devam ettikçe Ankara konseyi cezalandırmaya karar verdi. Parayı artırma kararından 2 yıl sonra yani 2017 sonunda katkı payını yeniden eski düzeye çekti. Rusya da aynısını yaptı. O dönem Genel Sekreter Yakland konseyin Türkiye ve Rusya'nın maddi katkısı olmadan ancak yıl sonuna kadar dayanabileceği açıklamasını yaptı. Yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi en çok bu iki devlete ceza yazıyor ama bizim maaşları da onlar ödüyor demek istedi. Avrupa'nın en yüksek yargı kurumunun başındaki yargıcın bu motivasyonla hareket ettiğine inanmak zor. Ancak mahkemenin kendi yarattığı hukuku ayaklar altına almasına başka bir gerekçe bulamıyor insan.